elli yüzük. Bir varmış, bir yokmuş. Çok söylemesi zararmış. Vaktiyle bir kadının bir oğlu varmış. Delikanlı, yüzüğünü uykuda kimin parmağına takarsa onun düşüncelerini öğrenebiliyormuş. Delikanlı, evlenme yaşına gelince anasına demiş ki, "Anacığım, artık iyice olgunlaştım. Elim ekmek de tuttu. Beni evlendirmenin zamanı gelmedi mi?" Oğlunu pek seven anne cevap vermiş. "Oğlum," demiş, "hakkın var. Aile sahibi olmanın sırası geldi. Erken kalkan yol alır, erken evlenen de döl alır derler. Senin için iyi bir kız arayayım." İyi yürekli anne kendine bir gelin aramaya başlamış. Komşular oğluna padişahın arabacı başısının kızını almasını söylemişler. Bu kızın saçları sırmadan, dişleri incidenmiş. Kadın saraya giderek arabacı başıyla konuşmuş. Arabacı başı, "Kızım dilerse evlendireyim," diye cevap vermiş. Arabacı başı kızının gönlünü razı ettikten sonra bir gün kendi aralarında nişan yapmışlar. İki nişanlı odada yalnız kaldıkları bir sırada delikanlı parmağından sihirli yüzüğünü çıkararak, "Sevgili nişanlım," demiş, "bu yüzüğü sana hediye etmek isterim. Bana babamdan kalmıştır. Elini uzatmaz mısın?" Kız sağ elini uzatmış. Delikanlı yüzüğü nişanlısının orta parmağına takmış. Yüzük parmağa geçer geçmez arabacı başının kızı orada uykuya kalmış. Odada kimse olmadığından delikanlı kulağını nişanlısının kalbinin üzerine koyarak dinlemeye başlamış. Kızın kalbi diyormuş ki, "Ben hastalıklı bir kızım. Bu delikanlı sırma saçlarıma, inci dişlerime aldanarak benimle evlenmek istedi. Benim gibi hasta bir kızla evlenirse ona yazık olacak." Delikanlı, güzel nişanlısının hasta olduğunu öğrenince üzülmüş. Fakat doğruyu söylediği için onu takdir etmiş. Yüzüğü parmağından çıkararak onu uyandırmış. Demiş ki, "Güzel nişanlım, birisi bana senin hasta olduğunu söylemişti. Doğru mu?" "Doğru," soyuzlu kız. "Evet," demiş, "doğru. Ben de bunu size söyleyemediğim için üzülüyordum." O zaman delikanlı, "O halde," demiş, "ikimizin de sağlığı için evlenmememiz lazım. Doğruyu söylediğin için sana teşekkür ederim." Sırma saçlı, ince dişli kız oğlandan ayrılarak evine dönmüş. Babasıyla görüştükten sonra nişan yüzüğünü delikanlıya göndermişler. İyi yürekli anne bu sefer oğluna başka bir kız aramaya başlamış. Komşular bu kere padişahın kuşçu başısının kızını oğluna istemesini söylemişler. Kadın doğruca saraya gidip kuşçu başının yanına çıkmış. Kızı görmüş. Bu da arabacı başının kızı kadar güzelmiş. Güldükçe yanaklarında güller açar, ağladıkça gözlerinden inciler dökülürmüş. Kızın babası ile oğlanın annesi görüştükten sonra nişan yapılmasını kararlaştırmışlar. Delikanlı ile kız nişan yüzüğü yaptırmak için kuyumcuya gitmeden evvel evde oturuyorlarmış. Yalnız kaldıkları bir sırada delikanlı demiş ki, "Nişan yüzüğü yerine size babamdan kalan şu değerli yüzüğü takmaya karar verdim. Acaba parmağınıza olur mu?" Güzel kız sağ elini delikanlıya uzatmış. Delikanlı sihirli yüzüğü parmağından çıkararak kızın parmağına takmış. Yüzük takılır takılmaz kız uyuyivermiş. Delikanlı etrafını dinlemiş, gelen giden yok. Kızın kalbinin üzerine kulağını koyarak dinlemeye başlamış. Kızın kalbi diyormuş ki, "Ben dünyaya gelince anam ölmüş. Bana kimse süt vermemiş. Babam çaresiz kalınca sağ olayım diye bana eşek sütü içirmiş. Sütten kesilinceye kadar hep eşek sütüyle beslenmişim. Onun için sağlığım çok iyidir. Fakat bende eşek inadı vardır. Eşek gibi sabırlı, tahammülü olduğum kadar inatçıyımdır. Hem de fazla. Bir yere git derler, gitmem. Şu işi yap derler, yapmam. Ama şunu kırma derler, içimden gelir kırarım. Bu delikanlıya yazık. Benim gibi bir kızla evlenip de ne yapacak?"
Delikanlı bu sözleri duyunca talihine kızmış. Yüzüğü kızın parmağından çıkarmış, kız uyanmış. Delikanlı ona demiş ki, arkadaşlarımdan öğrendim. Siz inatçıymışsınız. Bir işi yap deseler yapmaz, bir şeyi kırma deseler kırarmışsınız. Öyle mi? Kız, doğru söz demiş. Evet diye cevap vermiş, doğru. Size söylemeye çekinmiştim. Benimle evlenirseniz zararınız çok olur. Hiçbir sözünüzü bana dinletemezsiniz. Ne yapayım? Elimde değil. Tabiatım bu. Delikanlı, çaresiz olarak bu kız ile de evlenememiş. Bir gün annesine demiş ki, anne, iyi bir kızı aramakla bulamayacağız. Bu işi tesadüfe bırakıyorum. Bugün buradan hangi kız geçerse onunla evleneceğim. Kız aramaktan yorulan anne de oğlunun bu düşüncesini kabul etmiş. Pencerede beklemeye başlamışlar. Bir de bakmışlar ki kapının önünden bir kız geçiyor. Sırtındaki odunları taşımaktan yorulmuş olan kız dinlenmek için bir kenara oturmuş. Kadın hemen aşağıya inerek kapıyı açmış. Kıza seslenmiş. Kızım, kızım, gel de bizim evde dinlen. Çok yorulmuşa benziyorsun. Güzel yüzlü, fakir kız sevinerek içeriye girmiş. Biraz dinlenip bir maşrapa su içtikten sonra dul bir kadının kızı olduğunu, annesinin evlerde çamaşır yıkayarak para kazandığını, kendisinin de dağdan odun taşıyarak ona yardım ettiğini anlatmış. Kadın, seni oğluma almak istiyorum demiş. Haydi beni annenin yanına götür. Bu sözler kızı utandırmış. Kadınla beraber çıkarak eve gitmişler. Çamaşırcı kadın, kızın evlenip de odun taşımaktan kurtulacağını öğrenince sevinmiş. Kızını seve seve vereceğini bildirmiş. Çok geçmeden nişan nikah yapılmış, düğün olmuş. Evlendikleri gece karısı uyuduğu zaman delikanlı sihirli yüzüğünü onun sağ elinin orta parmağına takmış. Eğilerek kalbini dinlemeye başlamış. Karısının kalbi şöyle diyormuş. Ben bir fakir kadının kızı olduğum halde böyle iyi yürekli bir kadına evlat, yiğit bir delikanlıya da eş yaptığı için Tanrı'ya şükürler olsun. Bu sözler delikanlının pek hoşuna gitmiş. O günden sonra bu aile mutlu yaşamaya başlamış. Bir gün delikanlı ile eşi evin bahçesine inmişler. Kadın havuza eğilerek ellerini yıkamış. Fakat bir de bakmış ki nişan yüzüğü parmağında yok. İkisi birden havuzun içini araştırmışlar. Yüzüğü bulamamışlar. Ertesi günü yine bahçeye inmişler. Kadın bu sefer havuzda yüzünü yıkamış. Fakat o ne? Bu kere de kolundaki bilezikler yok. Hemen havuzu aramış, taramışlar. Bilezikleri bulamamışlar. Üçüncü gün bahçede gezerlerken kadın gene havuza eğilerek ellerini yüzünü yıkamış. Hayret! Bu sefer de kulağındaki küpeler kaybolmuş. Delikanlı içeriden kova alarak saatlerce uğraştıktan sonra havuzun suyunu boşaltmış. Ne küpe var ne de bir şey. Üç günden beri yüzüğün, bileziklerin, küpelerin nasıl kaybolduğunu bir türlü anlayamamışlar. Birkaç gün sonra delikanlı askere gitmiş. Kocası askere gittikten aylar sonra bir gün kadın yataktan kalktığı zaman kaybolan yüzüğünü yerde halının üzerinde bulmaz mı? Şaşırıp kalmış. Acaba etrafımda cinler mi dolaşıyor diye korkmaya başlamış. Kimseye de bir şey söyleyemiyormuş. Yüzüğünü bulduğu için o gün akşama kadar nişesi eksik olmamış. Kadın ertesi sabah uyandığı zaman bileziklerini de yatağının üzerinde bulunca çok sevinmiş. Sevinmiş ama korkusu da artmaya başlamış. O günü de sevinçle geçirmiş. Gece yatağına girerken hem korkuyor hem de kendi kendine. Galiba diyormuş, yarın sabah da küpelerimi bulacağım. Ertesi sabah gün doğarken uyanmış. Saçlarını elleriyle düzeltirken parmaklarına bir şey takılmış. Bakmış, küpeler kulaklarında duruyor. Sevinçten az kalsın uçacakmış. Kulaklarına küpelerin kimin tarafından nasıl takındığını düşünürken bir gürültü olmuş. Birdenbire ürküp dinlemeye başlamış. Gürültü çoğalmış, çoğalmış. Yatağının yanındaki duvar birdenbire yarılarak odaya ihtiyar, güler yüzlü bir adam girmiş. Kadın birdenbire çok korkmuş ama ihtiyarın güler yüzle kendisine yaklaştığını görünce korkusu geçmiş. İhtiyar buna demiş ki, "Kızım,
benden sana fenalık değil, iyilik gelir. Hiç korkma, gel arkamdan. Sözü bittikten sonra ihtiyar yürümeye başlamış. Kadın da onun arkasından gitmiş. O yürümüş, bu yürümüş. Nihayet geniş bir odaya girmişler. Odanın bir kenarındaki yatakta güzel bir delikanlı cansız yatıyor. Yatağın yanında dolaşan adamlar da hiç konuşmuyorlarmış. İhtiyar adam cansız yatan delikanlıyı göstererek demiş ki, bu su padişahının oğludur. Sen bahçedeki havuzda elini yüzünü yıkarken o sana aşık olmuş. Hatıra olsun diye yüzüğünü, bileziklerini, küpelerini sana görünmeden alıp saklamış. Sen evli olduğun için hastalandı, yatağa düştü. Öleceğini anlayınca yüzüğünü, bileziklerle küpelerini odana gelip sana görünmeden bıraktı. Sonra öldü. Şayet kocanın sihirli yüzüğünü getirip bunun parmağına koyarsan dirilecek. Yazıktır. Su padişahının gelini olursan daha mutlu yaşarsın. Kadın bu ihtiyarın yüzüne şöyle baktıktan sonra demiş ki, eşime fenalık yapamam. Kendi evim saraydan daha iyi. Kocam da yiğit bir adam. İhtiyar adam kadının sözünü keserek, ama zengin olacaksın. Fakir yaşamak daha mı iyi demiş. Kadının canı sıkılmış. Cevap olarak demiş ki, ben fakirlikten memnunum. Gönlüm zengin ya, kafi bana. Allah'a ısmarladık. Kadın geriye dönmüş. Fakat o ne? Geldikleri yol meydanda yok. Acaba başka yerden mi geldik diye etrafına bakınırken ihtiyar adam önüne düşmüş. Duvarlar açılmış, yollar aydınlanmış. Geldikleri gibi dönmüşler. Kadın odasına girdiği zaman ihtiyar buna demiş ki, aferin kızım sana. Düşünceni çok beğendim. Seni denemek için öyle söylemiştim. Görüyorum ki sen çok namuslu, ahlaklı bir kadınsın. Mutlu olmak, rahat yaşamak hakkındır. Sözlerini bitirdikten sonra ihtiyar adam kaybolmuş, duvar kapanmış. Kadın acaba rüya mı gördüm diye düşünürken aşağıdan kocasının sesini işitmiş. Koşup karşılamış. Delikanlı eskisinden daha şen, daha esen olarak izine dönüyormuş. Kadın kocasını böyle görünce sevinmiş. Yüzüğünü, bileziklerini, küpelerini ona göstererek. İşte demiş, kaybettiklerimin hepsi kendi kendine geldi. Delikanlı karısının verdiği bu habere sevinmiş ama bir taraftan da düşünceye dalmış. Kaybolan şeyler kendi kendine nasıl gelir? Yoksa karısı bir oyun mu etti? Akşam olup yattıkları zaman delikanlı uyumamış. Karısı uyuduktan sonra sihirli yüzüğü onun sağ elinin orta parmağına takmış. Eğilip kalbini dinlemeye başlamış. Kadının kalbi kocası askere gittikten sonra başından geçenlerin hepsini bir bir anlatmış. İhtiyar adamın sözlerine karısının verdiği cevapları çok beğenen delikanlı bir daha anlamış ki eşi çok dürüst, temiz ahlaklı bir kadındır. Onu alnından öptükten sonra uykuya dalmış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.